Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel değerlendirmesini yapmaya çalışayım. Bugün dünkü tepkinin devamı mahiyetindeki hareket geldi. Tepkinin bir süre daha devam etmesi mümkün. Teknik olarak yukarı yönlü bir eğilim var. İşte buradaki oluşum bir kama yandırıyor. Ve tepki nispeten güçlü sayılabilir. Seans içerisinde ara ara realizasyonların gelmesi mümkün. En azından ortalamaya kadar bir hareketin olması hatta ortalamanın üstüne fake de olsa bir atış sergilemesi diyelim. Yani yukarıya doğru bir yönelmesi mümkün. Süper trend ikinci hedef noktası. Birinci hedef noktası ortalama. ikinci hedef noktası süper trend. Ve daha üstünde de 1500-1520'ye kadar böyle bir hareket gelme ihtimali var. Onay mahiyetinde onu belirteyim. Ama tabi ortalamanın altında olması ve yapının sat şeklinde gidiyor olması bir süre sonra realizasyonu beraberinde getirecektir. Şimdilik şu arada son yapının son halini oluşturmaya çalışıyor. Bu yapıyı ne değiştirir derseniz istisna da olsa böyle bir kanalın çok sert bir şekilde yukarı kırılması bir çanak görüntüsünü oluşturur. Ancak çok istisna bir yapı olur. Genelde tabii böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim de, onu da ifade edeyim. Peki, dünkü tepki itibariyle ne durumdayız? Ona şöyle bir bakalım. Dünkü tepki, Bakın şu kısımdaki saatlikler tamamı fake'ti. İşte borsada zaman zaman bu tip fake hareketler görülüyor. Yatırımcının psikolojisinden alt üst eden hareketler bunlar. Şu kısımda. Sonra orada destek bulduktan sonra sert bir şekilde yoluna devam etti ve süper trendin saatlik düşen hatta süper trendin üstüne kadar da attı. Bunun üstünde kalmaya çalışacak. Bunun üstünde kalırsa bakın şu yapı için 1440 aynı zamanda ortalamaya da denk geliyor. Tekrar 1440'a Hatta açıdan dolayı 1450 bizim hedef dediğimiz nokta 1450'ye kadar gitmesi mümkün. Böyle bir yapı söz konusu. Sonra da karar verecek kırıya ya da aşağı diye yükselen üçgen şeklinde çıkması nedeniyle bu yapının eğer buraya kadar giderse sonraki süreçte oldukça dikkatli olunması gerektiğini ifade edelim. Şu arada düşen hat vardı. O hattı hiç zorlanmadan geçti. Dün zaten onun üstünde kapanmıştı. Bugün de yine alıcılar geldiler ve güçlüydü. Gün içerisinde de ara ara realizasyon gelse de gücünü koruyacağını tahmin ediyorum. Çok yani yukarıda doğru çok sert hareketler beklemiyorum. Dar alanda işte böyle minik minik çubuklarla diyelim. Hareketin olması muhtemel. Haftalık baksak ne görürüz? Haftalıkta bakın ortalamanın üstüne atmaya çalıştı şuradaki gibi bir oluşum söz konusu. Bunu yapmaya çalışacak. Yani beklentimiz o. Belki bir miktar daha yukarı doğru atabilir. Şu haftalık ortalamasının üstünde kalma çabası olabilir. Geçmişte bunu yaptı. Yani bakın şu şekilde. Tabii bunu beklemiyoruz da ayrı mesele. Ama dünya piyasaları bakın rekorlar kırıyor. Biz onlardan önce satış yedik. Rekorlar onlar rekordayken biz bu kısımda rekordaydık ve neticede çok sert bir şekilde bir haftalık mumla satılmış oldu. Haftalık süper trendin üstünde kalması pozitif ortalamanın üstüne atmaya çalışıyor 1430 güçlü direnç noktası. Tabii bir yüksek ihtimalle bu haftayı böyle bir doji şeklinde belki biraz üstünde kalarak kapatacak ve şuna benzer bir haftalık yapı oluşacak ve işte belki bu 3-4 hafta sürecek olan bir yapıdan sonra C şeklinde A, B, C şeklinde bir dalgalı yapıyla karşılaşabiliriz. Tabi biraz daha orta vade yorum. Kısa vade baksak ne görürüz? Şöyle 5 dakikalık bakalım. 5 dakikalıkta yükselen üçgen şeklinde bir yapı var. Daha sonraki süreçte bu bir miktar realize olur. Şuradan destek bulup bakın kanal bu şekilde. Sonra tekrar yoluna devam eder diye yorumlayabiliriz. Şimdilik yukarı yönlü piyasa ve gücünü koruyor. Onu belirtelim. Burada yine gap bıraktı. Neticede bu gap'i bir süre sonra tekrar almaya gelecektir. Şimdilik yani onun yarı bölgesinden döndü. Bir, bir miktar daha yukarı gittikten sonra realizasyonda karşılaşabiliriz. Söylediklerim yatırım tahsil genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.